teröre ve Atatürk karşıtlığına geçit vermeyeceğiz diyoruz. Uzunca zamandır çok zorlu günlerin içinden geçmekte olan ülkemiz hem terörle hem de Atatürk karşıtı eylemlerle yüz yüze bırakılmıştır. İçeride ve dışarıda uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemiz bugün terör bataklığına saplanmış durumdadır. En son İzmir'de yaşanan hain saldırı ulusumuzda bir kez daha derin yaralar açmıştır. Fethi Sekin'in korkusuzca teröristlerin planını bozması ise hafızalardan hiç silinmeyecek bir kahramanlık göstergesidir. Ancak bilinen durum odur ki insanlarımız artık bugün nerede saldırı oldu, nerede bomba patladı diyerek güne uyanmaktadır. Her terör saldırısından sonra yapılan terör lanetleme mesajları ise anlamını hepten yitirmiştir. Ülkeyi yönetenler öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumludur. O sebeple ki alınan istihbaratların daha doğru değerlendirilmesi ve gerekli tüm somut önlemlerin vakitlice alınması, gereğini yapamayanların yerlerini yapabilecek olan kişilere bırakmasının çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Atatürk karşıtı eylem ve söylemlerin son zamanlarda hızla arttığını görmekteyiz. Kabaca bir özet yapmak gerekirse, 2016'nın başında Ankara'da yapılan Uluslararası Hilafet Konferansı'nda hilafetin ilanı istenmiş, Üsküdar'da belediye aracından halifemizi seçmeliyiz, hilafeti ilan etmeliyiz çağrısında bulunulmuş, Atatürk heykellerinin kaldırılması veya zarar verilmesiyle atamızın manevi hatırasına hakaret edilmiş, özellikle yeni yıl kutlamaları sebep gösterilerek insanların yaşam tarzlarına açık müdahale ve hakaretler başlamış, laikliği benimsemiş olan insanlar hedef alınarak laik yaşama açık hakaret ve küfürler yapılmaya başlanmış ve tüm bunların karşılığında ise anayasamızca da suç teşkil eden bu olaylara elle tutulur hiçbir işlem yapılmamıştır. Geçtiğimiz günlerde ise Eğitim Birsen ortaokul ve lise müfredatlarından İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin kaldırılmasını önermiştir. Tüm bu olaylar bize gösteriyor ki Atatürk ve Cumhuriyet hazımsızlığı birilerinde hala devam ediyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında da kendini gösteren bu karşı devrim hareketleri yazık ki 94 yıl sonra